Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yerli üretim çok güzel özel tür balıklarımız geldi. L184 plakolar. Çilli çilli. Siyahın üzerine beyaz desenleri var. L154 olması lazım bunlar. Bunların da kahverengi bir deseni var aslında ama şu anda yol stresi olduğu için siyah renkteler. L168'lerimiz geldi. İki tane vardı onların elimde. Beş tane daha takviye yaptık. Butterfly, kelebek, vatozlar. Şöyle bizimkilerin ortada olan var mı? Ortada olan yok. O poşetin içinde bile renkleri güzel güzel görünüyor. Tam damızlık Goldras Naponisus'lar. Ondan da iki tane vardı. Beş tane aldık. Pikme Goldras Habrosus. Bundan 3 tane vardı. 10 tane daha takviye yaptık. Özellikle küçük karides akvaryumlarında çok keyifli oluyorlar. Güzel oluyorlar. Kimseye sataşmıyorlar. Furcatus. Gökkuşağı Rainbow. Çatal kuyruk mavi gözler. Gözleri mavi mavi parlıyor. Killifish. Avustralya lir kuyruk olarak geçiyor. Bunlar da görseli çok güzel olan bir killifish türü. 10 tane de bunlardan geldi. Türkiye'de tek olan türlerden Rakun Tetra. Rakun Tetra'nın bendeki olanları gösterelim. Kendilerini güzelce gösteren, yüzgeçlerini açanlar. 6 tane kaldı bende. 20 tane daha getirdik onlardan. Şu üst yüzgeçleri de kurulaşırken, güç gösterisi yaparken açıyorlar ve çok güzel görünüyorlar. Yeşil rasbarolar. Yeşil devler. Yine yeni bir tür olan, şu anda bunun adını bilmiyorum. Videonun altındaki açıklamadan bulabilirsiniz. Yine Türkiye'de tek olan bir tetra türü. Bu da rakun tetra gibi üst yüzgeçleri uzuyor ve onların böyle kızıl bir rengi oluyor. Bunların beyaz beyaz rengi oluyor. Görselleri güzel olan tetra türleri. Onun dışında uzun süredir hobihanemde yine olmayan panda antler lepistesler geldi. 20 tane de bunlardan geldi. Pirinç balıklarımız, medekalar, bıçak pirinç balıkları. Bunlar siyah siyah oluyor. Bunlar da papatya pirinç balığı. Pirinç balıkları yumurtalarını arkalarında taşıyor. Canlanmak üzereyken bir yere bırakıyorlar. Az önceki bak yeşil rasporların devamı burada. Burada yeşil renkleri belli oluyor. Sonracığıma Galaxy rasporlar 3 adet kalmıştı. 40 tane daha getirdik. Bunların da poşette keyifleri çok yerinde. Hindistan barblar. Bunlar da efsane güzeller. Şurada benim bir tane erkeğim var. 3 tane vardı. 10 tane de bunlardan geldi. Şu erkeğin üst yüzgeci de iyice uzun uzun. Bunlar da aynı şekilde kurulaşırken efsane görünüyor. Cüce zargana, canlı doğuranlar. Şöyle büyükleri elimizde mevcut. Ondan da 3 tane kalmıştı. Yenilerini getirdik. Cüce zarganalarımızın. Bakayım. Sanırım bu kadar. Aynen. Yeni gelen türler bu kadar. Şimdi ben onları bir açayım. 43 tane Galaxy rasboro grup halinde takılıyor. Ne kadar kalabalık olursa o kadar keyifli olduğunu bir kere daha görmüş oldum. Normalde 10 tane 20 tane alıyordum. Böyle sürü halinde olunca birbirlerinden ayrılmadan geziniyorlar. Tabii ki bitkili kumlu bir akvaryumda çok çok daha güzel oluyor bunların renkleri. Ama şu anda bile o galaksi yıldız desenleri belli oluyor. Bitki cımbızlarımız geldi. Benim elimde vardı ama bunu bir bizim arkadaşlardan birisi yaptı. Uygun fiyatlı bitki cımbızlarımız 20 tane geldi. Uygun fiyatlı olmasından kaynaklı şu kalitede değiller.
şunlar gibi değiller. Bunların fiyatları biraz yüksek geliyor herkese. Bu setler, bıçaklar, makaslar, jiletler, cımbızlar, eğik uçlu cımbızlar. O yüzden bir de böyle uygun fiyatlarını temin ettik. Sonuçta hepsi bitki dikmeye yarıyor. Kaliteli ürün isteyen için de var, uygun fiyatlı isteyen için de var. Güzel bir tür daha lepistes geldi. Moskov Neon Blue lepistes. Mavilikleri parlıyor. Biraz küçük damızlık altı gibiler ama gene ilk doğumlarını yapacak boylar. Ama asıl en güzel gelen süper red tül ve düz vatozlar. Boylar da çok güzel. Çoğunluğu tül. Son heterospila çiftinin yumurtaları kaldı ve artık yavru oldular. Son çifti gönderdik. Göndermeden önce yumurtluyorlardı. Birkaç tane mantarlaşan var ama çoğu yavaş yavaş canlanmaya başlamış. O bir anda uzun süreden sonra bir üretim gerçekleşecek. Yani gerçekleşti de yavrularda sıkıntı olmazsa burada büyütmeyi planlıyorum. Çünkü onlardan sadece bir tane dişi kaldı, artık devamı yok. Yavruları burada büyütürsek bayağı güzel olacak. Sahte frontoza Malawi cikletler çiftleşiyor. Görüntü biraz kötü çünkü akvaryumun bayağı derinliklerinde çiftleşiyorlar şu anda. Dişi yumurtluyor, erkek döllüyor. Sonra dişi tekrardan ağzına alıyor yumurtaları. Karma bir akvaryumda bu şekilde üremeleri de bayağı bir mucize diyebilirim. Bayağı çok balık var burada aslında ama onlar kendilerine bir yer bulmuşlar. Erkek zaten kimseye yanaştırmıyor oraya. Hep dediğim şey, ben umursamadıkça, üretmeyeceğim dedikçe bunlar kendileri yürüyorlar. Yeni yerli üretim balıklarımız geldi. Tabiri caizse tüm pet shoplarda bulunacak balıklar. Bizde de eksik kalmıyor tabii bunlardan. Küçük Japonlar, karışık yerli lepistesler. Şöyle güzelce göstereyim. Karışık Molly grubu. Sarı, siyah, beyaz. Sarı, siyah ikisi birlikte olanlar. Çöpçü grubu. Komanda çöpçüler. Şu pek her zaman her yerde bulunmaz. Cennet kromi. Bayağı güzel renklerde ve formlarda denk geldi. Hemen kaçırmadım, aldım bunları da. Bir de damızlık boy zebra danıyor. Şu anda hali hazırda üretime hazır balıklar. Yumurta dolular. Bolca yavru verecek haldeler. Yeni gelen gromiler bayağı keyifli. Hemen birbirlerine kur yapmaya başladılar. Bu akvaryum da güzel oldu onlar için. Galaxy Rasporlar keyifleri yerinde. Erkekler birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. Bitkili bir akvaryum olmamasına rağmen bayağı renkleri güzel ortaya çıkıyor. Keyifleri yerinde. Bir sürü Galaxy Rasporamız var. Yeni bitkilerimiz geldi. Şu Willow Moss. Gül, Bakoba, Ceylon. Tütün, Cüce Saz. Normal klasik saz, uzun boyda. Mor ve kırmızı bitkiler. Tilki kuyruğu kobombo. Eledağ. Cecilia Flora. Bak, Cecilia Flora'lar böyle kısa kısa geliyor. Hızlıca uzuyor. Şunlar bir önceki partiden. Kaşık Amazon. Ve efsane plakolar, L306'lar. 9 adet L306 geldi. Boyları ve desenleri harika.
Az önce gelen Japonlardan bir tık büyük Japonlar geldi. Şu anda yokluğu çekilen leopar vatoz ve panda koldoraslar, düz kuyruklar. Bunların tülleri de var ayrıca. Bir de çok büyük koyular geldi. Onlar yukarıda. Onları yukarıdan göstereyim hemen. Büyük boy koyular da bunlar. Tül kuyruklarımız yukarıdaydı. Bunlar bayağı güzeller. Şurada tül kuyruk Japonlar var. Genelde arkalara takılıyorlar. Buraya da düz kuyrukları koyacağım şimdi. Çok güzel bitki setlerimiz geldi. Karbon kaplı çeşit çeşit normal cımbız, eğik cımbız, açılı cımbız, iki boy spatula kum düzeltmek için, normal makas, farklı makas şekillerinde yaylı, eğimli ve uzun ucuna jilet takıp yosun temizleme, cam kazıma aparatlarımız. Hepsinden birer tane açtım. Geri kalanlarını şöyle poşetiyle bıraktım. Poşetiyle güzelce hiçbir hasarı görmeden muhafaza edebileceğiz bunları. Bayağı kaliteli ürünler. Hobby Hanım stoklarına eklendi. Gene dükkanda adım atacak yer kalmadı. Akvaryumlar, masalar. Bunlar benim kendi yaptırdığım 40'a 40 akvaryumlar. Daha önceden iki tane yaptırmıştım, satılmıştı. Bunun gibi 30-30 ve 50-50'ler de var. Onlar elimde var şu anda da 40-40 bitmişti, yeni yaptırdım. Şöyle masalar 50'şer santimlik, bombeli ve düz 60 santimlik, 85 santimlik bombeli. Şu biraz ekstra bir akvaryum. 1 metreye 45'e 55. Klasik akvaryumlardan daha geniş, daha yüksek. 203 litre alıyor. Bunlar da klasik elimde kalmayanlardan takviye yaptık. 1 metrelik, 80 santimlik ve 50 santimlik akvaryumlar. Şimdi bunları aşağıda bir yerlere yerleştireceğiz. Sığmıyorduk. Şunlar bile burada kaldı. Bunlar da yer bulacağız. Çok güzel boyda ve formda LS44 tüller geldi. Damızlık boydalar. Şu takım damızlık ve damızlık alta. İki tane bariz erkek var. Üç tane de olabilir. Şunlar küçükleri. Genç damızlıklar diyebiliriz. Bir de düz kuyrukları var. Düz kuyrukların içinde bir tane damızlık dişi var. Diğerleri de ona göre daha küçükler. Hobiyane'ye yeni bir kan geldi diyelim. Gördüğü gibi her yer akvaryumda oldu. Masaları alta koyduk. Şöyle bir geçecek yerimiz var sadece. Bir insan yürüyebilecek şekilde hobiyane'ye girebilir. Her taraf akvaryum dolu. Burası zaten doluydu. Burası benim balık paketleme bölümüm. Şurada balık paketleyecek kadar bir bölüm var. Bunlara bakması bile güzel. Zevkli oluyor.